Aspor ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz Nevzat Dindar ve Serdar Sarıdağ ile birlikte bir buçuk saat boyunca yayında sizlerle olacağız. Biraz rötarlı başladık ama hem e, kupayı zira Türkiye kupasında finalin adını konuşacağız hem de gündemdeki gelişmeleri özel haberlerle birlikte değerlendireceğiz. Elbette son sayfa etiketi sizleri bekliyor. Soru ve görüşlerinizde bizlerle paylaşabilirsiniz. Finalin adı artık belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nda. Kayseri Spor'la Sivas Spor finalde mücadele edecek. İkinci finalist bu gece belli olmuştu. Hemen bir özetimizi getirelim ekranlarınıza. Sivas Spor Alanya Spor maçını hatırlayalım. Sonrasında değerlendirmelerimizle başlayacağız. Evet özeti şöyle bir izledik. Şimdi son sayfa izleyicisinin çok sayıda Sivaslı ee, müdavimleri var değil mi? Bizi sürekli seyreden, bize mesajlar atan onları da son sayfa etiketine davet edeyim. Böyle bir gecede mesajlarını merak ediyorum. Ee, neler söyleyecekler? Finale çok inanıyordu zaten Sivaslılar. Hep de öyle mesajlar gönderiyorlardı. Dünü de konuşacağız tabii ki. Ee, Kayserispor'da konuşacağız yine ama bir akşamın maçını değerlendirerek başlayalım isterseniz. Özeti de izledik. Ee, yani artık maçın sonuna gelinmişti ki hareketlilik o anlarda başladı. Goller arka arkaya geldi. Serdar Sarı'da nasıl bir karşılaşma izledin? Nasıl yorumluyorsun? Yani benim beklediğim gibi karşılaşma Uzuyor derken maç. Tabii zaten bir 10-15 saniye kadar uzuyordu. Evet. Çok önemli bir fırsatı kaçırdı o da Alanya Spor. Ee, beklediğim gibi geçti. Ben uzatmayı da bekliyordum açıkçası. Ama tabii e, Sivas Spor gerekli reaksiyonu gösterdi. Biraz finale geçeyim ben. E, finale kalan takımları kutluyorum. Sivas ve Kayseri Spor. Zaten Kayseri Sivas Spor e, tarihi boyunca e, bir ezeli rekabeti var kendi aralarında. Evet. E, iki, yani Ziraat Türkiye Kupası'nın iki heyecan verici hocanın takımları bunlar. Evet. Biri Hikmet Hoca, biri Rıza Hoca. E, ve Rıza Hoca diyelim kupayı kazandı. Düşünebiliyor musunuz? Sivas Sporu 3 sene herhalde üst üste Avrupa'ya götürebilme başarısı. Pardon yani Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın bir dahaki senede Avrupa'da olmadığını düşünebilecek düşünü oldu olursak eğer Hikmet Hoca pardon Rıza Hoca 3 sene üst üste götürüyor. Finali al, kupayı almasa bile yaklaştırdı. Öyle böyle yaklaştırdı. Hikmet Hoca dedi ki Artık finalde de Brezilya gelir herhalde dedi. Üst üste çünkü Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor çok kolay işler değil. Yani Zira Türkiye Kupası'nda. Evet. Lig gibi üst üste böylesine maçları kazanıp oraya gelmesi de çok daha farklı. Melike bence final final gibi bir final olacak diye düşünüyorum. Bu iki hocadan dolayı. Nevzat? Antel, Dantel takımı pek tutmaz ama işte gerçekler Rıza Çalınbay ve Hikmet Karaman bugün finaldeler. Yani onlar tabii evet. onların bakış açıları futbola bakış açıları çok daha farklı. Biraz da küçümsendiklerini düşünüyorum maalesef. Yani Rıza Çalınbay'ın da İkmet Karaman'ın da hakkının çok fazla verildiğini düşünmüyorum. Bugün Rıza Çalınbay'ın İtalyan versiyonu olsa Gasperi'nin muamelesi görür. Ama Rıza Çalınbay olduğu için, bizim evladımız olduğu için nedense böyle üstten bir bakış açısı var. Yani bunu asla kabul etmiyorum. Sivas Spor'da e, ki bu sezon ligde çalkantılı bir süreç geçirdi. Buna rağmen toparladı ki bu tabloya rağmen e, Rıza Çalınbay-Sivas ayrılığı konuşulmaya başlandı. Yani muhtemelen yeni sezonda olmaz falan konuşuluyordu. Ki en uzun süre görev yapan hoca şu an değil mi? Ee, Süper Lig'deki takımlar arasında her Hoca, takım değiştirdi Rıza hocasından da bir istikrar yok yani. O da çok böyle 3 sene falan yani çok alışık değiliz. E diğer tarafta daha düne kadar Kayseri tribünlerinde Kim istikrarlı ki Nevzat? Ya yani, daha düne tabii. kadar e, Kayseri tribünlerinde tamam. Hikmet Karaman'ın tezahüratları vardı. Evet. Ya bu açıdan Hikmet Hoca'nın e, dünkü e, başarısı ya da ben, çok önemli. bu iki teknik adıma karşı ...bir üstten bakış açısı olduğunu, üst perdeden bakıldığını ve biraz küçümsendiklerini görüyorum. Ama işte futbol budur. O sizin küçümsediğiniz, Entel dantel takımının modern futbolla pek uygun görmediği belki de... ...iki teknik adam bugün finalde. İkisini tebrik ediyorum. Ben ikisi de tırnakları da kazıyarak bu noktaya gelmişlerdir. Bir kere haklarını teslim ederim. Diğer taraftan tabii Alanya Spor açısından biraz dramatik oldu... Yani tartışmalı. Yani tartışmalı değil. zaten olmayan bir kornardan e, maalesef gol yediler. Maalesef diyorum. Çünkü yani korner değil. Ama olur. Yani kornere çok takılmamak lazım. Ne büyük kararlar tartışmalı kararlar veriliyor. E, yani tabii şöyle bakmak lazım. Hani e, kupa rating açısından baktığında çok şey gelmiyor. Belki hani kulağa çok hoş gelmiyor gibi algılanabilir ama ben iki takımında tırnaklarıyla da kazıyarak hak ederek geldiğini ve güzel bir final olacağını düşünüyorum. Yani beklentilerin dışında güzel bir final maçı. Yani çünkü bazen şey büyük bir takım istersiniz finalde. Sanki yani büyük takım olduğu zaman daha farklı ilgi olacak. Hayır. Bence Kayseri, Sivas zaten kendi özelinde tarihte de maalesef hoş olmayan bazı hadiseler da var. Onları telafi etmek, yeni bir sayfa açmak adına da bir belki de fırsat olacak. İki komşu kentin. Ee, bence hak ederek geldiği güzel bir final olacak. Yani bir kupanın şeyi de budur zaten ya. Yani hep bir de büyükler önemsedikçe eleniyorlar Serdar. <laughs> Şimdi Galatasaray ya da ne bileyim Beşiktaş, Fenerbahçe neyse işte. Ya bu bir de şeyi göstermiyor mu Nevzat? lafını unutma ama işte ligde çok işte tartışmalar oluyor. eee Hakem yönetimliğiyle ilgili işte maçlarla ilgili gelinen noktada iki ayrı kul var iki ayrı kul vardı büyük takımların varlığının varlığından söz ediyor hani hepsinin varlığından anlayayım... söz ediyor olamayışımız İstanbul takımlarının ee, aslında her şeyin e, biraz da ya, kendilerine batırması gerekiyor yine ya ben iyi tabii takımların işte ya Onu söylememiz takım lazım tamam ben biraz farklı düşünüyorum İstanbul takımın başarısızlığından ziyade ...Anadolu takımın başarısı var yani ya tabii, tabii, Spor... Tabii. E, elediği takımlara bakacak olursan ama iki pullarda da var bu ben, onu demek istiyorum ben yani de, ben, şey, Trabzonspor yarı finale kadar geldi ligin şampiyonu e, yine ligde iyi durumda olan takımlar iyi ya mücadele etti bak, kupada şampiyona 4 attı bugün Trabzonspor'a 4 gol attı Kayseri Spor. yani bu çok büyük bir başarıdır ligdeki maçlarını hatırla Ki kazanabileceği maçı verdi öne geçip verdi yani bu işte bir şeylerin aslında ne kadar, hep böyle başka şeyleri konuşuyoruz ya sağ dışı. Sağ içiyle ilgili olduğunu da gösteriyor Güzel şeyler de var. İşte Kupa bugün biz hep nedir? Hep genelde işte Efe Cup örnek gösterilirdi. Yani en şey futbolun artık İngilizlerle bağdaştığı için hep Efe Cup'taki örnekler böyle aldı. işte sizin Türkiye Kupası'nda da bambaşka şeyler olabiliyor bugün. Avrupa'ya açılmak için hem bir fırsat hem de Anadolu takımları Sivas'ı, Kayseri'si bütçeleri ortada. Geldikleri nokta başarı ortada. Bugün Berna Başkan'a da özel bir tebrik. Bugün Kayseri Spor taraftarı Hikmet Karaman istifa ediyordu bundan haftalar önce. Yani kusura bakmayın da City finale çıkardı. Ligde Hikmet Karaman olması bu noktayı görebilir miyiz? Ayrı bir tartışma konusu. Rıza Çalınbay. Ya yani yok işte maç sonu açıklamaları verdiği demeçler yani biraz küçümseniyor. Bir hak ettiği değerim verildiğini hakikaten düşünmüyorum. Yani bugün Rıza Çalınbay'ın İtalyan versiyonu olsa Gasperi'nin muamelesi görür ya. Çok net. Çok net yani. Yani büyük saygı duyulur abi. Büyük hoca falan filan edebiyatı Adnan yapabilir. Bey demiş ki Galatasaray Rıza Çalınbay'la anlaşsa Nevzat Bey nasıl bir yorum yapar acaba? Ben Rıza Çalınbay'ın kesinlikle hak ettiğini düşünüyorum. Bak ben e, Rıza Çalınmay'ın bugün Galatasaray'la adı geçen birçok teknik trajektöründen daha değerli bir isim olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle hak eder. Keşke böyle bir imkan olabilse. Ama hani bugün Beşiktaş'ın bir efsanesinden bahsediyoruz. Bu, bu tarz şeyler çok kolay değil. Kendisi de zaten Rıza Hoca da kabul ediyor. Ee, ben bir Beşiktaş daha yapacağını düşünüyorum Rıza Hoca'nın. Neden olmasın değil mi? Kendi de zaten hep bunun istediğini. Vardır herhalde. Bilmiyorum. Serdar daha iyi bilir ama Rıza Hoca açısından bir Beşiktaş daha yakışır hak sanki. Hak ediyor. Hocam. Peki gelen Haskı yorumlara var. Sivaslılardan gelen yorumlara bir bakalım isterseniz. Necati Bey işte bizim bir şey Ben, ben bir şey soracağım. Şimdi bu yeni kapıda Trabzon şeyi kaç bin kişi geldi? 176 bindi değil mi? Resmi rakamlar 176 bindi. Sivas Kupa'yı alsa kaç kişi gelir Serdar? Bilemiyorum Ama baya <laughs> bayağı bir gelir. Sivaslı mı çoktur Trabzon'da mıdır? O yüzden. Yani... Ama Trabzon... Şöyle bir şey var. Çok Sivaslı var gerçekten İstanbul'da. Ee, yani yarışır, yeni... yarışırlar Kayseri'de o yani ikisini ayırt etmiyorum Kayseri'de olabilir yani Sivas olursa şampiyon bir Yeni kapı gidiyor, Yani onu söyleyeyim Valla olabilir Kayseriler de gelir yani Onlar da But, epey <laughs> Var epey Sahiplenirler memleketlerini çok Necati Bey Bir Sivaslı e, müdavim izleyicilerimizden Necati Kartal 80'li dakikalarda 80'li 80'li dakikalarda hakemin bir kararına itiraz ettim. 80 dakika foller için verdiği kararların çoğu aleyhimizeydi. E, sen en önemli hatayı bizim lehimize yaparsın dedim. Aynen öyle oldu. Sivas'tan selamlar demiş. E, Gürkan Arpa e, iyi geceler İstanbul'da yaşayan bir Sivaslı ve iyi bir Sivas sporlu olarak bu maçı kesinlikle kazanacağımıza ve kupayı alacağımıza inanıyorum. Olimpiyat salını yerim almak için sabırsızlanıyorum demiş. İyi yayınlar dilemiş hepimize. Biz de ona teşekkür edelim. E, tabii İstanbul'da yaşayan gerçekten çok sayıda Sivaslı var. Epey mutlu olmuşlardır e, bu sonuçla. Mehmet Bey bu kupayı Sivas Spor kazanacak. Bunu bir kenara yazın. Bir de tabii Sivaslı çok var ama. İşte İstanbul takımını destekleyen Sivaslılar da var. Şimdi bu izleyicimiz mesela Sivas Sporluymuş. Şehir takımı tutmak da ayrı bir şey. Ee, özveri istiyor. Çünkü çok kolay göremiyorsunuz başarıları ama ayrı bir aidiyet. İşte bunu biz yapabilen biz. en çok yapabilenler o da başarıyı getirdiği için Trabzonspor oldu. Trabzon spor ayrı apayrı bir noktaya geldi o konuda. Ama işte Sivas spor, Kayseri spor biraz daha e, şehir takımını direkt ilk takım olarak desteklemeleri lazım. Bunu Selahattin Kınalı kulakları için aslında hep dile getiriyor Anadolu takımları için. Ee, şimdi Bursa Spor bir şehir takımı. Onun yani, da aynı şekilde Bursa Kocaeli. Kocaeli. Bak şimdi Bursa Spor e, şampiyonluğu var. Bir şehir takımı işte ligde iyi bir tarihi var. Şu anki pozisyonu kesinlikle hak etmiyor. Ve Bursa Spor kesinlikle. bana hani böyle çocukken gündüz seyrettiğim Premier Lig'deki o işte İngiltere'nin büyük şehirlerinin dışındaki diğer şehirlerin takımları gibi bir takım olduğunu hissettiriyor. Trabzonspor bir şehir takımı. Ama tabii ki Türkiye'nin her yerinde Trabzonlular var. Dünyada da var. İşte Evet. E, herhalde Hollywood'da en son bir uçak kiralamış Trabzonspor şampiyon yazısı falan. Bunu daha önce Miami'de Beşiktaş taraftarı yapmıştı. Bunlar güzel şeyler tabii ki. E, ama bir şehir takımı gerçekten güçlü bir şehir takımı olduğunu gösteriyor bu ligde. Zaten bu ligde çok ciddi bir tarih yazmış. Bir de Trabzon Spor, Trabzon Spor. İstanbul da Anadolu şehridir de İstanbul dışı olarak nitelendirilen o takımlar var ya onların da ilk temsilcisidir. Mesela ben çocukken e, Muştu bir abi vardı, Kratanesi vardı. Trabzonspor posteri asılıydı. O son şampiyonun işte Şenol Güneşler falan. Dedim abi sen Muştusun Hayır dedi. Trabzonspor Anadolu'dur demiştim bana. Var o var. O şampiyonlukları çok. öyleydi. Çünkü İstanbul dışına çıkan bir şampiyonluk. Ee, baktığınızda. Ee, senin dediğin gibi Sakarya, Kocaeli, Sivas, Kayseri bunlar da bir şehir takımları ve bir gün bu takımlar da Süper Lig'de biz görürüz, görmez. Çocuklarımız görür. Sivasspor çok yaklaşmış. Şampiyonluk yara. görecekler. Bakın böyle potansiyeli olan şehir takımları bunlar. Ama nasıl görebilirler? Sen hafta önce Hikmet Karaman istifa diyordun. Nasıl olacak? Bugün bak çok güzel bir tweet gördüm. Haaland gitti 60 milyon euroya diye değil mi? Nereden gitti? Dortmund'dan. Dortmund nereden aldı onu? Salzburg'dan aldı. Salzburg nereden aldı? İkinci ligindeki pilot takımından aldı. Şimdi Haaland'ı verdi. Dortmund'da City'ye verdi. Dortmund Salzburg'un golcüsünü aldı. Adeye mi galiba? Adeye mi aldı galiba? Dortmund Salzburg'un golcüsünü alıyor. Salzburg veriyor. Bu sefer Salzburg ikinci ligindeki pilot takımından Simic galiba onu alıyor. Getiriyor. Sirkülasyona bakabilir misin? Nasıl oldu Salzburg böyle? Sabırla. İşte Sadio Mane'yi de çıkardı. Kevin Campbell'ı da çıkardı. Alıyor çıkartıyor. Sabırla. Orada her hafta işte iki hafta üst üste gittiği zaman işler işte ters istifa demiyorlar. İşte Hikmet Karaman'a istifa dedin Hikmet Karaman bak ne yaptı takım nereye getirdi. Ya bu adam ligde niye çöküntü yaşadı niye düşüş yaşadı bir baksana. Arkadaş bakıyorum bu adam Trabzon'u Beşiktaş'ı Fenerbahçe yani sırasıyla Fenerbahçe Beşiktaş'ı Trabzon'u eylemiş. Zira yani Türkiye Kupası'nda dönüşünde de ligde sıkıntılar yaşıyor. O üç takımla oynadıktan sonra sıradan bir İstanbul dışı takım kendine gelemez ya. Siz Abd ne diyorsunuz? Abdullah Avcı takımına dört atmak da yani her baba Ya kendine gelemez. Yani. Hikmet Hoca istifa. Hikmet Hoca bir düşünsene Hikmet Hoca'nın takımı ne oldu da böyle oynuyor? Aa üç tane. Ya bu üç takımda yani, Serdar üç sana bir, soru. bir Avrupa takımı oynasa da üst üste kendine gelemez. Yani. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan bir karma yapsam bugün Trabzon'a dört atar şey yapamıyorum. İlk yani Trabzon'dan kolay değil. Yani. Kolay değil o Tamam Trabzonspor bir rehavet yaşadı bana. Olsun. Kolay değil. O nedenle Gelen. bizde, bak bizde önce taraftar profili değişmeli. Sivas Spor taraftarını okursun şimdi mesajları. Of. Melike Hanım, bir saniye. neler geliyor. Ama bak bu taraftar profili yavaş yavaş değişmeli. Yani bu genç nesil var ya, bu 11-12 yaşındaki çocuklar var ya, bizim hedefimiz onlar olmalı. Ama onları da doğru yönlendirebilecek yorumcuların ve yazar çizer tayfasının da olması lazım. Yani ben 90'lı yıllardaki... Spor programına bakıyorum. Bir gençliği zehirlediler ya ekranlardan. Neler neler yaptılar ya. Ne delilikler yaptılar. E, normal insanların 2-3 hafta bekleyememesi, sabır göstermemesi. Okuyabiliriz. Peki. Türk Sivaslı <laughs> Kuvvetleri diye bir sayfa. <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş. Burası İstanbul Melike Hanım. Sivas'ın başkenti. Vay. Kendi evimizde final maçını kazanırız demiş. Peki ben bir soru soracağım. Alperen Bey diyor ki statta izlerken Rıza Çalınbay'a çok kızdım. Oyuncu değişikliğini çok geç yaptı. Diye ya, yorum ne, ne biliyorsun yani adamın oyuncuları o hafta ne yaşadığını. Yurt dışından bir Galatasaraylı olarak Sivasspor Kupa'ya daha yakın görüyorum Selman Bey yazmış. Yunus Emre Kale. Rıza Hoca'yı rahat bırakın. Kupayı evet rahat bırakın ya. <laughs> Demiş bir Sivasporlu. Evet, Fatih Bey'in bir yorumu var. Alanya Spor'la oynanan son iki maçta çok iyi oynayan bir Sivas Spor vardı. Ancak Sivas Spor kendi evinde ve muhteşem taraftar önünde çok tutuk oynadı. Topu Alanya'ya bırakıp oyunu geride kabul etmesi büyük risk değil miydi? Demiş. Alanya'ya karşı şey yapamazsın yani. topa hükmedemezsin. Yani zaten Alanya her maçta topa sahip olan bir takım. Normal. Yıldıray Aktepe Sivas Kupayı kazanacak. İstanbul'da 3-4 milyon Sivaslı var. Sivas'tan selamlar demiş. Var mıdır o kadar? He? Vardır. Yani sokağa çık. Ya Yani ee... vardır ya. Çünkü çoğu Sivaslı İstanbul'lular. Valla Sivas... Say o zaman. Giresun. <laughs> 3 kişiden ikisi Sivaslı çıkabiliyor Yok, yani. Sivaslı ha. çok ama. Giresun da çok. Giresun ve Sivas. Çok. Ben nereden... Sana şöyle söyleyeyim. İlkokul'da ee, biz 60 kişilik sınıflarda okuyorduk. De, e, devlet okulundan mezunum ben. Özellikle ilk 5 yılı çok kalabalık oluyordu ilkokulda. Öğretmenimiz bir tespit amaçlı herkese nereli olduğunu sordu. Bir gün. Hiç unutmuyorum. Ben böyle şeyleri hiç unutmam. Sınıfta Sivaslı ve Giresunlu o kadar çoktu ki. Ya yani sürekli bir Sivas çıkıyor. Bir tane Antalyalı vardı. Bir tane sadece. O da Antalyalı değil özellikle Mersin Anamurlu. Antalyalı yoktu. Mersin Anamurlu bir kişi vardı. Akdeniz'den başka hiç yoktu. Onun üzerine şey demişti ilkokul öğretmenimiz. Yani niye gelsinler ki oraları bırakıp demişti. Ya Akdeniz için. Ama yani o dönem artık hani benim çocukluğumdaki hani zaman düşünürsek o büyükler artık nasıl bir göç olmuşsa. Yani Sivas'tan ve Karadeniz'den özellikle Giresun'dan Ordu da vardı ama büyük bir göç olmuş herhalde. Çok fazla şey var. Şey değil ama yani maalesef Sivas'ta ben bugün bir kere belediyenin ve valinin kulübün stratejisini doğru buluyorum. Hani maça imkanı olanı, işte öğrencilerin bedava maça gelmesi vesaire güzel bir atmosfer oluştu ama bunun her maçta oluşması lazım. Yani Kayseri'de de yeterli, ilgin olduğunu çok fazla düşünmüyorum. Aslında yani büyük şehirlerimizden bahsediyoruz, potansiyel şehirlerimizden bahsediyoruz ama sadece iyi günde ya da işte bedava olduğunda değil takımın her zaman yanında olmalarını gerektiğini düşünüyorum. Güzel bir final olacak yani tribünler bir kere dolu olacaktır. E, Alanya olsa daha farklı bir yani Alanya'nın da bir kere başarısını tebrik ederim. Bu noktaya gelmesi çok önemli bir iş ama bu iki teknik adımın artık kariyerleri e, belli bir noktaya gelmiş. Belki büyük bir takım daha görecekler mi? orası tartışmalı. İki teknik adam açısından bence güzel bir final oldu. Yani hem Rıza Hoca hem de Hikmet Karaman açısından. E, İki başkanın da, iki değerli başkanın da e, hakikaten bu noktaya e, kolay gelmediğini, çok büyük çaba sarf ettiğini hem Berna Başkan'ın hem Mecnun evet. Başkan'ın başarılı buluyorum. Güzel, değişik bir final olacak ya. Fatih Koç Türk. Sivas bu yıl hak ettiği finale çıktı. Bunu yıllardır çok istiyorduk. İnşallah kupayı da Sivas'a getiririz. Anadolu derbisi olacak. İnşallah iyi olan kazanır diye güzel bir yorum yapmak. Bir taraftan şeyi konuşuyoruz. Yani Süper Lig İstanbul Ligi'ne falan döndü diye konuşuyoruz ama diğer tarafta Anadolu Devrimi var. Kabul edelim. Yani Süper Lig'de e, takım sayısının fazla olması çok fazla bir şey ifade etmiyor. Süper Lig'e kim çıktıysa hepsini tebrik ediyorum ama e, ben Süper Lig'in Türk futbolunu tamamen temsil ettiğine inanmıyorum. Çok İstanbul takım oldu. Ya, bu onların suçu değil tabii ki. Yani bir şeyler yanlış oldu demek ki. Diğer olamayan kulüpler için de söylüyorum. Ya orada biraz da bir ben şapkaları önüne koyması ama... gereken kulüpler var. Şimdi Anadolu... hani onlar nasıl başardılar Serdar. biz niye başaramıyoruz? Orada şöyle bir şey var. Anadolu kulüpleri de çok masum değiller. Ya yani oradaki İşte ben onu bilmediğim bak, hep için söylüyorum. Yani hep bir şeylerin yeniden gözden geçirilmesi lazım. Bak hep Galatasaray'daki, hep Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'deki yanlışlara falan odaklanıyoruz ama ya çok basit bir örnek ya. Eskişehir nasıl bu noktada olur ya? Kaç milyon eurolara oyuncular sattılar bak Alper e, Potu, Alper Potu, Veysel'i e, birçok oyuncu var böyle. Eskişehir mali açıdan bu nokta nasıl olur? Yani hep büyük takımlara odaklanıyoruz. Oradaki mali açıdan yanlışlara e, odaklanıyoruz. Ve onları eleştiriyoruz ama Anadolu'daki kulüplerdeki hatalar hakikaten e, akıl alır gibi değil. Yani bugün mali açıdan birçok kulüp batma noktasına gelmiş. Ee, olayı çok da masumlaştırmak istemiyorum aslında. Çok da masum değil. Yani yani orada çok bir ciddi hatalar var. Şimdi e, maç sonu röportajları bir hatırlayalım isterseniz. E, sonrasında yine sizlerin yorumlarını okuyacağım. Önce bir Sivas Spor cephesine röportajlara bakalım. Şimdi özellikle burada biz de konuştuk. Rıza Hoca da seyirci konusuna vurgu yapmış. yani Daha çok seyirci olması gerekiyor evimizde demiş. Üzgünüz katılıyorum. İşte demin bahsettiğim nokta. Bu Kesinlikle. sadece Sivas Spor'la ilgili bir şey değil. Bu birçok kulüpte yaşanan bir sorun. Yani şu Sivas Spor'un yaptığını İtalya'da o seviyede bir takım yapsa veya Almanya'da örneğin İngiltere'de falan yer yerinden oynar ve stat full dolar. Ayrıca bunu yapmasına da gerek yok. Böyle bir başarısı olmasa bile orada bir tribün desteği hep o kültür var maalesef. Çok da enteresan bu şehir takımları dediğimiz takımlar Süper Lig'in bir altında oynarken çok daha dolu tribünlere oynuyorlar. Doğru Rize mesela. Acayip bir şekilde bir ters bir durum bu. Orada biraz daha şimdi seviye olarak artık Süper Ligi gören birçok takım hepsi için söylemiyorum ama hani, sürekli çıkıp gidenler için değil de. Maçlar mı çok zevkli ee, geçiyor? Daha başarılı oldukları için. Başarı biraz mü... başarı çekiyor. Hayır, hayır ben bence, bilmiyorum. Evet. başarı müptelası. Evet işte ya yani o yüzden başarı müptelası. müptelası. Ya, başarmaktan başka bir şey tamir olmuyor. Yani o başarı... zaman ne edip planları... var? Şu da var. Sınavda var şu okulda var şu. Sen ya. Süper Lig'desin ama. Ya Süper Lig'de bir maç seyrediyorsun. Nasıl olur o seyirci farkı bir anda oluyor? Elbette zirveye doğru oynadığında dolar mutlaka da. Ama senin dediğine geliyor biraz da. Fakat burası Süper Lig. Yani senin takımın, şehir takımın bir alt ligdeki gibi Süper Lig'de yapamaz onu tabii ki. Ya kümede kalma mücadelesi verirken benim mesela Benim takım her yerde kazansı olmuyor. Burası da Süper Lig şimdi. Bunu Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe bile yapamıyor. Evet, bir de Alanya cephesine bakalım. Maç sonu açıklamalara, röportajlara. Evet, tabii e, Alanya Spor'un bu anlamda serzenişi var. Sivaslılar bile e, hakemin kararında işte izleyicimiz dedi ya, en büyük hatayı bizim lehimize yaptı ve sonuç getirdi <laughs> dedi. Nevzat sen nasıl yorumluyorsun? Ben bir talihsizlik abartıldığını düşünüyorum. He, maç arasında hata da olur. O ana denk geldi e, son dakikalarda. Maç uzasaydı sence nasıl bir durum ortaya çıkardı? Kimi yakın görüyordun? Ya dengeli bir oyun. Ee, tabii ki e, arkadan gelen takım her zaman daha avantajlıdır bu tür durumlarda. Daha moralde olur. Alanya Spor maçı en azından uzatmalara götürmenin e, e, psikolojisi ve motivasyonuyla belki bir adım önde olabilirdi ama Sivas Spor'un si, e, seyirci, sağ avantajın olduğunu, fiziksel olarak göz açılmayı takımların her zaman yaşlı olmasına rağmen takımın diri olduğunu e, de kabul edelim. Ortada dengeli maç ama yani bu kadar abartılacak bir e, hakem hatası olduğunu düşünmüyorum. Yani biz ne hatalar gördük. Bu, bu çok masumane bir hata. Yani bu hakemi e, kollamak, e, aklamak adına söylemiyorum. Elbette Alanyaspor sazan içinde haklı. Sonuçta elenen taraf isyan etmekte elbette haklı ama o kadar büyük hatalar gördük ki onların yanında bu benim gördüğüm e, e, bu sezona damga vurmuş yani skandal e, hatalar e, listesi yapılsa ilk ona yazmam bunu yani. Çok açık bana ilk ona yazmam. Peki e, şöyle bir yorum gelmiş Kayseri Sporlu izleyicimizden. Emrah Tükmen İstanbul'da çok Sivaslı varmış gibi yorumlar var ama biz Kayseri'den geleceğiz. Bizim kadromuz daha iyi. Biz Beşiktaş'ı Fenerbahçe'yi İstanbul'da yedik. Kupayı biz alacağız. Daha önce de almıştık. Ayrıca Anadolu derbisinde Kayseri Spor üstündür demiş. Kıran kırana bir rekabet olacak gibi görünüyor ama gerçekten şunu da altını çizmek lazım. Yani Kayseri Spor en zor virajları geçerek finale yükseldi. Hikmet Hocam çok da severim kendisini. Gerçekten takdir etmek lazım. Bazı yorumlar var hala Kayseri Spor cephesinden. Çok yanlış Hikmet Karaman'a karşı. E, işte ligde daha iyi durumda olabilirdi vesaire diye. E ee, çok olabilirdi. Çok Zira Türkiye Kupası olması olabilirdi. Çok çok iyi işlerdi. Ama bugün de... Avrupa'nın kapısına getirmiş takımı. Kesinlikle öyle. Ee, hakkını teslim edelim lütfen yani. kim olacak? Sağ bekte Onur, sol bekte Karol da olacak. Biraz gerçekçi olalım ya. Kayseri'nin çok böyle aman amişan bir kadrosu yok ki. Vize'den daha iyi bir kadrosu olduğunu düşünmüyorum. Yani hem kupada burada olup Bak, hem biz... de ligde yani bu şekilde devam ediyoruz yani, Her hocanın yapabileceği Kayseri işte. Kayseri Spor, Spor'dan daha iyi bir kadrosu olduğunu söyleyemem. Bugün Bu sezon düşme potası ile ilgili adı ne kadar geçti Kayseri Spor? Tiyam ya. Takımın ne yoldu. kadar geçti? Tabii ki Fenerbahçe. Değil, tabii. Konuşuldu mu? Yok. Fenerbahçe'nin yüzüne bakmadı. Kaç takım, düşme yoldu. potasından zar zor çıkan Sivas Spor'dan bahsediyoruz. Yani. Düşmenin olmadığı e, sezon olmasa ki bir atlıge lige düşecekti düşme. Evet. Kalkmasaydı. Geçen sezonda sıkıntılı bitirdi. Yani e, şimdi hakkını gerçekten teslim edin. Hayır edeyim. bir de idare anlamda da bir başarı var. Yani orada evet. Berna Hanım geldi çok ciddi sıkıntılar varken geldi. Ya, e, Berna Kolay Hanım, değil bu işler. Yani Serdar. ben taraftar profilin biraz daha farklı düşünmesi gerektiğini e, söylerken bunları göz önünde bulundurmaları. Yani orada şöyle bir şey var sosyal medyaya bakıyor adam ben de taraftar sinirliyse sinirli yorum yapayım ben diyor. Ya da sinirli bir yazı yazayım diyor veya o sosyal medya fenomeni sinirli bir tweet atayım diyor. Yok bak, kaç mutlu, olay farklı. Taraftar mutlu. Genel konuşuyorum. Taraftar mutluyken <laughs> ben de mutlu tweetler atayım. Ben de mutlu yorumlar yapayım. Ya sen o zaman sen niye çıkıyorsun ki? Yani aydın nedir? Genel anlamda söylüyorum futbolun dışında. Halkı aydınlığa götüren adamdır. Sen karanlığa götürüyorsun. Madem buralara çıkıyorsun. Madem oralarda yazıyorsun. Madem o kadar takipçim var. Bu senin nedir biliyor musun? Ee, i̇şte yeni nesini anlayacağı dilden söyle Takipçi kasma. Ben, ben kaçtırdım biraz... Etkileşim yapıp ben. sağdan soldan reklam ama Budur. Kayseri... Şu adamlara bir şey söyle yani. Biraz sabretsin insanlar ya. Duyur. Şimdi, Kayseri biraz farklı. Şimdi ben sezon başında Berna Hanım'la e, sohbetimiz oldu sayın e, başkanla. Şimdi e, kabul edelim ki geçen sezon e, Kayseri Spor'daki ilk dönem başkanlık performansına baktığımda rahmetli İlhan Cavcav'ı aratmayacak bir e, performans sergiliyordu. Yani sürekli teknik adam değişimine giden bir profildi kendisi ama bazı şeylerden ders aldı. Yani e, iki istifa sesiyle hoca değiştirecek bir pozisyonda değil artık kendisi. Eski ilk dönemindeki Berna Hanım olsaydı bugün hocasını çoktan değiştirmişti. Sezonu 4 hoca falan değişikliği falan bitirmişti. Bir de Kayseri üzerinde farklı bir şey var Serdar. Kayseri'de hedefi büyük tutmayacaksın. Şimdi Kayseri Spor ligde hedef ligde kalmak diye hedefi anlatırsan halk buna ikna olur. Ama daha büyük bir hedef ortaya koyarsan Yok niye ligde kalmak olsun ki orta sıralarda yani ben yani bütçesi bak Kayseri Spor için bu sene bence kabul edilebilir hedef ligde kalmak. Yani bütçesi ne bileyim geçen sezon yaşadığı travmalar, hoca değişikliği vesaire. Ki o hedef büyük, <laughs> çok daha fazlasıyla tutuyor. Ligde kalmak <laughs> daha anlaşılabilir, kabul edilebilir bir hedefti bana göre. Şimdi birkaç iyi sonuç, güzel futbol üst üste gelince e, ligdeki yer tatmin etmiyor. Kayseri tabii ki iyi yer ister. Kayseri Spor'da, Kayseri büyük bir şehir. Kayseri Spor kendini her zaman daha iyi yerlere layık görür. Ki haklıdır. Ama biraz da gerçekçi olmak lazım. Yani ben buna biraz bağlıyorum. Biraz psikolojik olarak görüyorum. Yani insanları buna hazırlamak lazım. Kayseri taraftarının biraz daha bu anlamda toleranslı olması lazım. Yani başındaki yöneticilere ya da takıma hocalara karşı biraz daha toleranslı. Başarının böyle bir günde gelmediğini Biraz daha zaman aldığını kabul etmeleri lazım diye düşünüyorum. Peki, e, şimdi gündemdeki konulara geçmek istiyorum bir yandan. izleyicilerimizi şöyle bir güncelleyelim. E, kupada finalin adı belli oldu dedik. Yine yorumlarınız, sorularınızla beraber döneriz oraya. Kayseri Spor'la Sivas Spor Sivaspor, Türkiye Kupası için mücadele edecekler. Şimdi e, Fenerbahçe'de e, teknik direktör konusu şu an ne aşamada? Jorge Jesus'ta son durum ne? Bir haberimizi izleyelim, sizlere hatırlatalım. Sonrasında değerlendireceğiz. Sanki iş resmiyete kaldı gibi ama tabii yine hiçbir şey belli olmaz. Siz ne diyorsunuz? Nevzat seninle başlayayım. Artık e, resim netleşmeye başlıyor gibi. Yani hakikaten çok uzun sürdü. Bir taraftan lövle uzun süren bir pazarlık süreci, diğer tarafta e, İbrahim'in CESUS'a e, kayması ve yapılan görüşmeler ve bize sunucu e, ben daha fazla heyecan yarattığını düşünüyorum daha artık somutlaşmaya başladı bazı şeyler e, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kararını vermiş ya yani bu kolay bir karar değil tabii. yani bir tarafta e, Fenerbahçe için Ali Koç için artık e, başarı e, yani başarılı olmaktan başka bir alternatif yok e, böyle bir tercih yapacak e, Dolayısıyla teknik direktör konusunda da hata yapma şansı yok bundan önce 3-4 sene Birçok teknik adam geldi gitti birçok transferler yapıldı ortada bir başarısızlık var. Şimdi ortada işte Pereira sonrası İsmail Kartal'la beraber ilme yakalayan başarılı bir Fenerbahçe var ama buna rağmen bu süreçte teknik direktör konusunu inceleyip, inceleyip sık dokuyan hakikaten çok ciddi şekilde çalışmalar yapan ve Fenerbahçe'ye yakışan aynı zamanda gelecek sezon Fenerbahçe'ye başarı yaşatabilecek bir teknik direktör konusunda çok ciddi bir çalışma içine girdiğini gördük ben şöyle gördüm olayı. Fenerbahçe kendi basketbolda bir dönem Obradovic'ini, futbolda da bulmaya çalışıyor. Burada dünya markası. Çünkü geçen sezonda benzer bir süreç yaşandı belki ama Pereira çok tatmin etmedi. Yani beklenti çok daha farklı, Çok daha üst düzey bir teknik direktör beklenirken daha önce çalışmış, hayal kırıklığı belki de yaşamış, yaşatmış bir teknik direktörle Fenerbahçe anlaştı. Baştan bir kere iş biraz sıkıntılı başladı. Ya yani bir hayal kırıklığı vardı. Bu muydu? Şimdi artık gelinen noktada hem Ali Koç'un adına, soyadına yakışır hem de Fenerbahçe'ye yakışır bir dünya markası teknik direktör konusunda bir kere hem fikir olundu. Burada da iki noktada iki isim e, belirlendi. Bir tarafta dünya markası Löw. E, evet bir marka ama başarılı olup olmayacak konusunda tereddütler var çünkü kulüp takımı performansı son dönem yok. Alman bir takımında dünya kupası var ama e, yarışmacı bir takım performansı ile ilgili soru işaretleri vardı. Diğer tarafta Jesus biraz daha bu iklime uygun gibi gözüküyor. Ben artık Jesus konusunda karar verildiğini düşünüyorum. Fenerbahçe için en zor şey neydi biliyor musunuz? Bence karar vermek. Yani teknik direktörden kim olacağından daha doğrusu Fenerbahçe'nin başına gelecek hocanın bu işi kabul edip etmeyeceğinden ziyade Fenerbahçe'nin kimi tercih edeceğiydi. Ali Koç'un da en zor aşamayı geçtiğini düşünüyorum. Kararını verdi. O karar en zor şeydi. Karar da Jesus. Jesus'un olacağını düşünüyorum. Serdar sana şöyle geleyim bu konuda. Acaba bu görüşmelerde e, nelerin konuşulması e, Fenerbahçe'nin geleceği adına daha faydalı olur? Sen buna nasıl bakıyorsun? Çünkü ben biraz bu teknik adam görüşmelerinde hani maddi konular işte nelerde olacak nasıl olacaktan ziyade hocanın kafasındaki planlamayla takımın kimyasının uyup uymadığının çok iyi analiz edilmesi gerektiğini artık Fenerbahçe'de en önemli e, madde olması gerektiğini düşünüyorum. Geçen sezonlara baktığımız zaman o kimyanın uyuması e, açısından, hocanın kariyerinden bağımsız. Şimdi onu ben de merak ediyorum. Yani ben onu Fenerbahçe ile ilgili söylemiyorum. Yani Türk futbolu Genel yani. olarak tabii evet. doğru söylüyorsun. E, çünkü bu adamlar Türkiye'ye geldikten sonra biraz... Sudan çıkmış balığa, balığa dönüyorlar, dönüyorlar, istediği kadar kariyerli olsun. Yani şimdi buranın futbol anlayışını görecek, buradaki bazı teknik adamları görecek, buradaki medyayı görecek, taraftar kültürünü görecek, buradaki yorumcuları şaşıracak falan yani. Belki de daha önce görmediği şeyler görecek. Tabii ki geldiği yerde her şey güllük lüstanlık mıydı? Tabii ki orada da değildi ama en azından bir futbol kültürü olan bir ülkeden geliyor. Bir futbol kültürü olan bir ülkenin adamı sürekli hocalar çıkartan, sürekli iyi oyuncular çıkartan, Avrupa'da başarıları olan kulüplerin bulunduğu bir ülkeden gelen bir teknik adam ve gerçekten de çok tecrübeli, çok donanımlı ve genç oyuncu yetiştirme konusunda adeta bir uzman. Lakin bunları bir gecede yapabilen bir adam değil. Yani kendisi gökyüzünden inen bir insan değil, bir melek falan değil, bir sihirbaz değil süpürgesi olan bir cadı falan değil yani öyle değiştirebilecek. insan yani bizim gibi bir insan etten kemikten. Bunu nasıl yapıyor? Zaman, sabır, plan, program. E şimdi sen adama diyeceksin ki ya Jesus Efendi Fenerbahçe'nin formasını atsan ilk üçe girer ya bırak Allah aşkına. Böyle oyun mu olur falan dersen adama diyecekler. Cesus gidip gelip de bunu bir gecede yapamaz. Bir gecede Fenerbahçe'yi Benfica yapamaz. Sporting yapamaz. Porto yapamaz bir gecede. Yani bir gecede Arda Güler'i Felix yapamaz. Bunlar olmuyor. Bunlar sabır isteyen şeyler. Ali Koç iyi bir hoca getiriyor. Evet iyi bir para harcandığı belli. İyi de bir kadro teslim edecek ona. Zaten mevcut kadrosu da iyi. Ama Ali Koç Fenerbahçe tribünlerini, Fenerbahçe camiasını, sosyal medyasını, Fenerbahçelileri buna hazırlamalı. Ve bu önümüzdeki sezona kesinlikle Beşiktaş'ta feda vardı. Yüzüncü yıl vardı. Galatasaray'da farklı sloganlar vardı. Önümüzdeki sezona bir slogan bulması lazım. Onun etrafında birleştirmesi lazım. Yani tamam Jason sana bu kadar para verdik. Top sende. Hadi bize hünerlerini göster diye bir durum söz konusu olamaz. Ee, ama ben Fenerbahçe taraftarının bu anlayışı bu sabrı göstereceğini düşünüyorum. Çünkü mesela bu sene onu Galatasaray yaptı. Tribünleri boş bırakmadı her maçta. Böyle bir kötü tabloya rağmen. Fenerbahçe'de 3-4 senedir tribünler dolu. Fenerbahçelilerin yani gerçekten bu o anlamda çok kötü dönemler geçiriyor ıı, çok ki Fenerbahçe. farklı bir yanı var. Geçirdi ki yani Ali Koç dönemi için söyleyeyim. Boş bırakmadan yani o sabrı evet. da gösterirler diye düşünüyorum. Fenerbahçe taraftarı Trabzon maçından sonra döndü. Yani o bence kırılma maçı Trabzon maçı. Olabilir. Hiçbir zaman da küsmediler ama tamamen tribünlere bence. Yok Yani ben yani. Cesus'un... Trabzon o... maçı kırılma maçı Fenerbahçe taraftarı. Cesus'un o şeyle Ali Koç'u küstüler. Takıma değil ama. Takıma küsmediler. Tribün şeyi anlamında Trabzon maçındaki... Ambi... Trabzon maçı... Yönetime küstüler. ile beraber Fenerbahçe kendine geldi taraftardan. O ayrı yani yönetime küsme ayrı takıma değil. Futbolculara tabii ya, de. Fenerbahçe'li şey de küsmü yok orada. E, ee, ama ilgi Fener... de olmuyordu. Ama ben Jason ya Kadıköy düşmüştü. Kadıköy <laughs> önüne gelen kazanıyordu zaten O, meyre, o, o dokunun e, uyuşacağını düşünüyorum Jesus'ta. Yani Pereira, ben Jesus'u çıkamazdım. Pereira Pireira vardı Pereira Brezilyalı. Carlos Çok Alberto iyi. Pereira. Zico vardı. Hani bir uyum yakaladı ya. Evet bir, öyle Jetsu's bir yapısı var. Jesus o sınıfa girebilecek bir hocaya e Sanki. benziyor. Ben Samsun'un ikisine de benzetmiyorum. Alberto yani biraz daha değil. ağır biraz daha statik bir, o, onu bir Biraz etmiyorum. daha bu çılgın bir teknik direktör. Tam bu ilk o çılgın, o hoca özelliklerim. Ben sana Portekiz'in biz Fatih Terim'ini Fenerbahçe'de göreceğiz. Lezzetçim sen ayrı telden çalıyorsun ben ayrı telden çalıyorum. Ben gitardayım sen bas gitardasın mesela. Çok farklı şeyler konuşuyoruz. Diyorum ki hoca özellikler olarak onlara benziyor demiyorum. Öyle bir hava yakalanabilir diyorum Olumlu anlamda söylüyor. Evet. Peki buradan Beşiktaş'a geçeceğim. Ee, Sörlott'a son durum ne? Bir ona bakalım. Yüz yüze ilk görüşme gerçekleşecek ama e, rakamlar biraz düşündürücü. Onu detaylandırırız yine e, haberimizi bir izleyelim. Sizlerin de sorularını gördüm değerlendireceğiz. Evet şimdi e, aslında Beşiktaş için çok daha gerçekçi olmayan rakamlar söz konusu. Bon servis olarak işte isteği vesaire. Ama yine de bir istek var Serdar. Nedir durum? Yani menajer Türkiye'de Beşiktaş dışında başka kulüplerde de görüşür. Bunun içerisinde Trabzonspor'da ekleyebiliriz. Fenerbahçe da dahil. Trabzon ne yapacak ya Cornelius varken? Belki Cornelius olmayacak. Belki satacaklar Cornelius'u. Satılır mı ya adam zaten gol... İyi teklif geldi. Mesela. Gelmez. Transferde dün dündür bugün bugündür <laughs> Nevzat. Yarının da ne getireceğini bilmezsin. Transfer kaygan bize zemindir. Evet. Ayağın kayar. <laughs> Öyle <mi> abi. <laughs> Doğru söylüyorsun. Hadi bakalım. Efendime söyleyeyim. E, ee, Sörlöt'te o çok yüksek rakamlar olursa ve Beşiktaş da efendim Fenerbahçe'ye kaptırmıyorum. Biz kendimiz alalım falan gibi şeylere girmez. Pazarlıklara girmez. Ben söylüyorum. Sörlöt'ün yedekleri var. Belki de boş ver öbürlerine al diyebileceğimiz oyuncular var. Bildiğimiz isimler var mı Edin Buxa o zaten var. Onu bakın ihmal etmeyin. O, o, onu mutlaka bir kenarda <laughs> tutun. Sen söylüyorsun hep. Nakit para. Yani o transferde peşinatta bir şeyler var. Eğer nakit para çözülebilirse belki Edin Buxa'yı alırlar. Şimdi Bak soru da Valimle gelmişti. Benimle ilgili bir not verip geçen Buyurun. dedik ya Metropol Başakşehir İlk görüşmeler falan filan dedin, var. Evet. Şu an İbre yurt dışına kaydı. Çünkü yurt dışından menajeri iyi bir teklif getirdi bir takımdan. Şimdi ben sana bunu şunu soracağım. Evi de boşaltıyor. Boşaltıyor evini. Yavaş yavaş. Gidiyor yani. Gidiyor. Bitti artık. Yani Beşiktaş, Beşiktaş güvenle de sözleşme imzalamaya biraz fiyatı güncelleme var. Sörlötü bekliyor oldu oldu olmadı direkt Sörlötü transferi rafa kaldırıp Edwin Buksa başta olmak üzere diğer Santorforlulara. Sanki rafa kalkması biraz daha güçlenmiş olabilir mi? Şununla birlikte diyeceğim. E, Avrupa'da yok Beşiktaş önümüzdeki sezon değil mi? Evet. Yani Avrupa'da olmayan Beşiktaş e ligdeki hedefi işte kupa hedefleyebilir, e lig şampiyonluğu hedefleyebilir hocasıyla. Hı hı. E Neden bu kadar açılsın ki? Ya ben bu o işte, sebeple de rafa kalkmaz mı? İşte e, transfer politikası biraz değişir Tebrik ediyorum, mi? tebrik ediyorum. Yani Beşiktaş'ın bundan sonra Sörlöt transferi Beşiktaş'ın şartları içerisinde olabilirse olur. Hı hı. O da olmaz. Ayrıca Avrupa'da olmayan bir Beşiktaş'a Sörlöt gelir mi? Yani bir de oyuncu açısından da bakmak lazım. Şimdi gelen tekliflerin içerisinde Riyad'ı nasıl aldın? Batçaayı nasıl aldın? Şampiyonlar Aynen, Ligi. Gelen teklifler içerisinde Sörlöt bakacak şu Şampiyonlar Ligi'nde ön önemli oynuyor. Bu şampiyonel Ligi'ne doğrudan katılıyor veya bu UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılıyor. Adam şimdi Avrupa bitirini. Avrupa'da da pek şey olmuyor yalnız. Bir takımla Takımın başarısını düşünme. Onu manken diye. oluyorsun orada Hayır, yani. Bir Çok takımda, fazla şey bak, bir takımla, bir şey tercih edilmez yani. Avrupa'da oynayabilmek başka. Şimdi onun oynayabilme şeyi var. Vitrin ama ne Ben emzalt. oynamak istiyorum diyor. Ya vitrin gidip rezil oluyorsun. Ne, ne ama bitirin, sen rezil olmuyorsun. Nasıl ya oluyor? oyuncu rezil olmuyor. Nevzat zaten oyuncu transfer ne, gidip, yapıyor. Başarı. Avaraj takımı oluyorsun ya. Ya tabii ki o ayrı da geliyor seni görüyor takımda. Yani Galatasaray gibi. Galatasaray, Galatasaray Galatasaray gibi takım halinde e, iyi mücadeleler, güzel sonuçlar alırsan okey. Ama genel olarak Avrupa performansına baktığımız zaman e, mazide kaldı cenkler falan yani son dönem. Maalesef o kullanamadık. Çok, o çok ayrı bir şeydi. Cenk yerli bir oyuncu. Yerli oyuncular için bu doğru ama şimdi geçmişindeki takımlara bakıyor Sir E, Avrupa'da evet. da oynadığı zaman gören takım, geçmişindeki takımları e, da bildiği Sir için oyuncunun ekstra ilgilenebilir. Sörloth'un Avrupa'ya ihtiyacı yok. Sörloth zaten e, göz önünde olan bir milli takımda oynuyor. Almak isteyen alır. Yani o, ama o da kendi tercih klasi, tercih eden alır. Yani bu kendi klası açısından ne ister. Bugün Elif Elması ya da ne bileyim Vedat Murici işte Türkiye ligindeki performansları tamam bir noktaya kadar ama yani sonuçta milli takım performansları burada benim Ama oyuncum. şöyle düşün. Bu kim bu oyuncu? Sörlot Beşiktaş'ta oynuyor. Hani görmedin, izlemiyorsun. E, ya Türkiye gelse ne olacak? İki tur oynayacak, ondan sonra elenecek yani. Ne ne kendim gösterebileceği bir alan yok ki. Avrupalı zaten ona imkanı vermeyecek. Avrupa maçında da piyasası düşecek. Yani biraz gerçekçi olalım ya. Ben katılmıyorum ya. O konuya bir şarkı koyuyorum. Bugün Nevzat zaten sana katılmama üzerine. Ee, şimdi bak dedi ki. Ya sürekli beraberiz ya. Değil, abi, şimdi bak dedi, ya. dedi, ki. <laughs> Averaj takımı oluyor dedi. Yok avereç, ben de Nevzat'a katılmıyorum. Bak şimdi ay, bir şey geleceğim ben. Galatasaray gibi dedi. Bazen istisnalar var. Şimdi geçtiğimiz yıllara gidelim. Galata'da ama Malzide işte onu kaldıydım. diyorum. Bak bu istikrar olması lazım. Her sene. Charlotte hangi bak şimdi? Bir saniye. Basit bu. basit şey. Ya Allah Allah aşkına Serdar Alexander Charlotte'u hangi Avrupa <laughs> projesiyle <laughs> <diyeceğim>. hangi Avrupa <laughs> projesiyle ikna edebilirsin? Nevzat Dindar'ı çok seviyorum. Benim gibi her şeye itiraz ediyor demiş Necati Kartal Sivas'tan. Sivas'a selamlar. Sevgiler. Abi Sivaslı özeli ki. Ben dedim ki orada Sörlöt bakar durumlara. Avrupa'da önceliği, Avrupa'da mücadele eden bir takımı tercih eder bence. Şu an Peki. paradan öte şeyleri var onun. Peki ee, ama şuradan anlıyoruz ki senin söylediğinden, işin özeti. Ee, Sivas tercih Beşiktaş... eder Necati Bey. Sivas ee, bence tercih edebilir. Beşiktaş'ın Avrupa'da işi transfer <laughs> politikasını biraz daha etkileyebilir. Ben ee, bir şey söyleyebilirim kemer sıkma açısından Çok kısa söyleyeyim. Ben buraya... 81, 82 beşiktaş şampiyon, beşiktaş kadrosunun 40. yıl dönümü yemeğinden geliyor. Oo, sen ben 81 doğumluyum, anlat bana. Kanada'da Hakan Bey organize etti, İzmir'de Andre Bey e, bir İngiliz ama Türk gibi bir İngiliz artık. Ee, şey hasta değil mi? beşiktaş'tı, hasta arsına. Kolleksiyon mu adı. vardı onun? Ee, Andre onu, onun, onun da organize etti. Atiba var mıydı Kanada? Forma. Yok, or, organize ettiği bir yemek. Şimdi orada Ziya Doğanlar. Rasim hocalar Zafer Örerler işte efendimiz Sarı Süleymanlar Süleyman efendimiz Necdet hocalar Şifo var mıydı? Yok. 81 82 diyorum. Çok Hep eski canım. Ya. Hayır, ya ben, be. Ya dur bir anlatın be. özel davet belki? Yok ben. yok. Efendime söyleyeyim Mehmet Ekşiler falan. Şimdi orada bir konuşma yaptılar. O kadroyu saydılar. Rıza Çanamayı 18 yaşında, Kadir Ulvi 20 yaşında, efendime söyleyeyim Fikret Demirer, Ziya Doğan 20 yaşında. Yani 6-7 tane oyuncu sadece 2 tane oyuncu 30 yaş grubu 31. O da Mehmet Hoca ile Rasim Hoca. Pardon Rasim Hoca ile Necdet Hoca. Ee, o dönem dedi ki konuşmacılar. Biz dedi öz kaynak düzeninden gençler geldi A takımı ve oradaki abiler de onlara sahiplendi. Biz onlar sayesinde şampiyon olduk. Ne güzel hikaye. Çok genç bir takım ve çok koşuyorduk. Yani Fikret Hoca kusuyordu dedi idmanlarda. Jordi e Milic kusturuyordu. Öyle sert idmanları vardı. Şimdi o şampiyonluk o kadar önemli ki o şampiyonluk olmasa 15 sene sonra şampiyon oluyor Beşiktaş. Belki Süleyman Seba döneminin o altın çağı, belki Fikret Orman dönemi, belki 100. yıl dönemi, belki Dağım'la olan şampiyonluklar da gelmeyebilirdi. Çünkü o bir kırılma noktası. Evet. Ne yaptılar? Serpil Hamdi Tüz'ün dönemi başladı. Şimdi gelelim bu topa. Sonra Serpil Tüzün gittikten sonra bir daha da Beşiktaş'tan Necip ve Nihat Kavcı dışında çıkmadı. Geçen seneye kadar. Kale Dersin oynadı. Rıdvan oynadı. Bu sene derbide 4 tane ilk 11'de öz kaynak düzeninden oyuncu oynadı. 3 tanesi de yedek kulübesinde. Maç kadrosunda, derbi kadrosunda 7 tane öz kaynak düzeninden çocuk var. Bak 81-82 senesi gibi. Bu şimdi Valerian İsmail önümüzdeki sezon için kampa 12 tane öz kaynak düzeninden adam götürüyor. Genç transferler ve daha önce alınmış gençler hariç. Aman gençler de gerçekten bak, kendilerini. Bak e, iş nereye güzel gidiyor? iş İş nereye gidiyor? İş buraya gidiyor. Sen öz kaynak düzeninde bir bütün olursan başarı geliyor. O nedenle? Hani Beşiktaş Avrupa'da yok mu? Belki de iyi ki de yok diyecekler. Belki Öyle de. adamlar göreceğiz. Peki şimdi Galatasaray'da önemli gelişmeler var dedi e, Nevzat Dindar programa başlarken onlara geçeceğiz ama önce bir Arda Turan'ın çok samimi açıklamaları var Galatasaraylı futbolcunun bir onları izleyelim. Gerçekten e, samimi açıklamalar e, kendi e, itirafları kendine de itirafları gibi aslında e, Arda Turan'ın. Hep diyoruz da çok çok daha iyi olabilirdi diye. Sen kariyer kariyeri nasıl yorumluyorsun Arda? Bence gayet iyi. Yani çok çok daha iyi. Nerede oynayacaktı? Yani zaten oynadı. Barcelona'da kaç tane Türk oynuyor ki? Yani oraya bize bile kolay kolay alamıyorsunuz. Arda kariyer olarak iyi bir kariyer, zirvede. Ben yine de başarılı görüyorum. <laughs> daha tabii güzel bir final olabilir miydi? Evet, bindi. sonu açısından ee, belki, belki Galatasaray kariyeri de güzel ee, orada da bugün bu arada Arda'yla Kaptan'la bir e, mekanda karşılaştık biraz sohbet ettik yani bu şeyden farklı olarak onu söyleyeyim. Ee, o konuda da bir belirsizlik var. Henüz kararını vermiş değil. Ee, biraz Galatasaray'daki seçimler o da bekliyor. Ha seçim Ona... etkileyebilir. Ya yani ben hani bizim e, mekanda karşılaştık biraz sohbet ettik. Ayaküstü gazeteci olarak bir iki soru sordum kaptana. Hani ne olacak falan. O da bir bekliyor. Yani ne olacak ne bitecek. O da seçimleri bekliyor. Ben Arda'nın bazı şeyden onu yıprattı hatalar her insan hata yapar o da yaptı hepimiz hata yapıyoruz ama göz önünde olan insanların tabii mi takım temsil eden mi takım forması giyen hocam biraz daha dikkatli olması kamuya kamuoyuna mal olmuş insanların daha dikkatli olması gerekir. o noktalarda bazen öz eleştiri yaptığını da düşünüyorum ama genel olarak Arda sempatik bir isim yani bugün ee, çok rahat Kadıköy'de de çarşıda da dolaşabilecek mi insan? Yani böyle antipatik bir adam değil yani Arda sevilen bir figürdür. Bazen farklı nedenlerden dolayı insanlar onu e, hedef tahtasına koyup eleştirebiliyorlar ama genel olarak yanlışları yaptığını o da kabul ediyor. Ama ben Arda'nın Türk Futbolu'na farklı alanlarda da kaptanın çok büyük hizmetleri olacağını düşünüyorum. Ee, bugün bir araya geldiğimizde de daha doğrusu karşılaştığımızda da henüz e, geleceğiyle alakalı net bir karar vermediğini e, söyleyebilirim. Peki gelelim önemli gelişmelere Galatasaray'da Nevzat Dindar haberlerini merak ediyorum. Ben de bilmiyorum bana sadece konu başlığı verdi. Şimdi ben de gelişmelerden sizinle birlikte önce, öğreneceğim e, sevgili izleyicilerimiz. Gelişmelerden önce tabii bir kere bugün 12 Mayıs yani e, tabii bazıları için mutluluktur bu. Bir başka taraf için... Sen benim doğum günümü kutladın mı? Ya onun için özür dilerim. <laughs> Bak, e, benim arkadaşım Ümrani'den e, doktor orada bana yazmış... E, Melike'nin doğum gününü... iki gün oldu. Evet, ben unutmuşum. Özür diliyorum. Ee, 22 mi oldu? mi? 22 mi? Onu bilmiyorum ama doğum günün kutlu olsun diyeyim. Serdar kutladı mı? Serdar canlı yayında benimle beraberdi <laughs> doğum günümde. İyi, tekrar nice senelere. Canlı canlı ee... kutladı. <laughs> Mutlu senelere diyeyim. 12 Mayıs Galatasaray'ın Kadıköy'de şampiyon olduğu unutamadığı bir şampiyonluk hikayesidir. Evet. Tabii bu Galatasaray için mutluluktur, Fenerbahçe için bir trajedidir, üzündür. O gün oradaydım, evet. o stat'taydım. Bir tarafta karanlıklar altında kupasını kaldıran bir Galatasaray vardı. Diğer tarafta hakikaten yani büyük bir travma yaşayan bir Fenerbahçe vardı. Büyük olaylar yaşandı vesaire. Çok farklı nedenler Fenerbahçe'nin de kendine göre tepki gösterdiği alanlar var ki ben de e, olayların biraz provoke edildiğini Galatasaray açısından değil başka unsurların olayları farklı noktalara getirdiğini bizzat yaşadım ve gördüm. Orada orantısız bir e, şiddet uygulandığına bizzat şahidim onu söyleyeyim. Yani bir gazeteci olarak gördüm. Abartılı, insanları tahrik eden bir, e, tamamen hani Galatasaray ve Fenerbahçe dışında bir olayları tahrik ettiler, ve provoke ettiler. Maalesef olay çok daha farklı noktalarda ama neticede Galatasaray için Ezeli rakibinin sahasında kazandığı şampiyonluk her şeye bedel, değer, mükemmel bir ambiyans Galatasaray'sından. Ee, o, dolayısıyla 12 Mayıs'ı bir e, anmadan geçmeyelim. Galatasaray'sından Melike ki e, seçim tabii şu an bir numaralı gündem maddesi ve bu seçimde e, Galatasaray'da kimlerin aday olacağı, yeni bir adayın çıkıp çıkmayacağı, üçüncü bir adayın olup olmayacağı ki bir önceki seçim takviminde iki aday vardı. Bir tarafta Metin Öztürk, diğer tarafta Eşref Amcaoğlu. ben iki adayın da yine... E, seçime gireceğini düşünüyorum. Üçüncü aday konusunda sürpriz gelişmeler olabilir. Burada en kritik hamle Burak Elmas cephesinde yaşanıyor. Daha düne kadar yani bir önceki seçimde zaten aday olamıyordu ama şimdi aday olma imkanı var. Burak Elmas'ın mevcut başkan Burak Elmas'ın aday olup olmama konusunda çok ciddi temasları görüşmeler oluyor. Yani dün önceki gün ee, işte Etiler'de bir mekanda önemli ünlü bir mekandaki toplantı var. Orada işte Faruk Süren'den yöneticiler vesaire Adnan Öztürk de katılmış. Şimdi Burak Elmas bu toplantıları yapıyor. Bir taraftan çevresinden aday başkan baskısı var ama diğer tarafta Burak Elmas'ın e, kararsızlık yaşadığını biliyorum. Şimdi az önce program öncesi yani programdan bir yarım saat önce yani işte 12 sularında diyelim saat kaç? 1.37 yani bir buçuk saat önce diyelim. Ee, Sayın Başkan'a yakın yöneticilerle konuştum. Yani Tabii. ne yapacak? Girecek mi, girmeyecek mi? Hakikaten yani her gün papatya palı açılıyor. Ya yani Bir tarafta şimdi... Girmeyeceğim de demiyor. Olmayacak, olmayacak diyoruz. Diğer tarafta, bugün ben milliyette yazdım. Serdar sen de okumuşsundur. Ee, aynı gazetede yazıyorsunuz. Mutlaka okumuşsundur. Ee, şimdi bir taraftan aday olmayacak havası estiriliyor haberleri ama diğer tarafta bizdeki haberde de aday olursa Torrent'in tazminatını ver, kendi cebinden verecek haberi. Bu ne? İnsanlar bir şey hazırlama aslında. Yani bu, çünkü ben çevresinden aldım. Yani yakın çevresinden aldım bu haberi. Şimdi az önce, bir buçuk saat önce e, Sayın Burak Yarmas'ın yakınındaki bir isimden aldığım bilgi %99 aday değil. Ünal Aysal aday değil. Üçüncü aday konusunda acaba Dursun Özbek aday olabilir mi şeklinde bir beklenti var. Kamuoyunda ama ben Dursun Özbek'in de bu konuda çok e, ikna olduğunu düşünmüyorum. Ama ikna edilmeye mi çalışıyor? Hayır, hayır. hayır. Dursun Özbek açık benet. Yani Dursun Özbek e, ha, çevresi yani. Bekleyecek. Yani şu an İbre her ne kadar Dursun Özbek'e e, yönelse de ben Dursun Başkan'ın bir dönem bekleme e, eğiliminde olduğunu düşünüyorum. E, bu arada kendisine tebrik ederim. Memleketinde bir lise yapıyor, evet. çok güzel bir hayır işini e, imza atıyor. Ama burada Galatasaray kamuoyu açısından en kritik konu bence Burak Elmas'ın aday olmayacağıydı. Ona en yakın isim %99 aday değil dedi. Muhtemelen yaptığı görüşmelerden e, ki bunların içerisinde Sayın Adnan Polat'la e, Ünal Aysal'la yaptığı görüşmeler de var. Ve be, kayınpederi efsane başkan Faruk Süren'le de yaptığı toplantılar var. İkna edilemediğini ya da e, tatmin olamadığını görüyorum. Aday olmayı şimdilik düşünmediğini söyleyebilirim. Sıcak gelişme. E, peki ne olacak Galatasaray bu süreçte yani 11 Haziran'a kadar e, hiçbir şey e, yaprak kıpırdamayacak mı yani hiçbir şey olmayacak mı? Transfer yapılmayacak mı? Bu konuda da e, o merak bazı ediyor bazı başkan, başkan adayları Keşif Amcaoğlu'nun bu konuda e, bir açıklaması var. Kaygı içinde izliyorum şeklinde. Yani çünkü ne kadar etik olduğu tartışılır. Yani bir tarafta 11 Haziran'da seçim var ama diğer tarafta şu anki yönetimin yaptığı transfer görüşmeleri. Belki de oyuncu sadece oyuncu alış olarak... Öyle bir açıklama var değil mi? Şu tarihe kadar yapılmayacak diye. Yok açıklama yok. ama yok, mi? yeni taze açıklama var. Evet. Ee, işte Burhan Can Terzi arkadaşımı da tebrik edelim. Ee, kendisi Burak Elmas'ta konuşmuş. Ee, sayın başkanın ifadesi de şu. Ee, biz yönetim kurulu toplantısında kesinlikle transfer yani hem oyuncu alımı ya da oyuncu satımı konusu herhangi bir çalışma yapmayacağız. Yani bu bence Galatasaray kamuoyuna yönelik, e, ikna edici, başkan adaylarında da rahatlatıcı bir söylemdir. Çünkü etik olmazdı. Yani sadece transferi e, oyuncu alışı anlamında değerlendirmemek lazım. Aynı zamanda Galatasaray'ın bugün oyuncu satışı konusunda da çok ciddi potansiyeller var. Bir tarafta Marko ve Kerem'e, Nelson'a var. Bu oyuncuların satışıyla alakalı bir takım görüşmelerden bahsediliyor. Ama Sayın Başkan'ın ifadesi, son bilgi kesinlikle 11 Haziran'a kadar durduruldu her şey. Onu söyleyeyim. Peki sona geldik. Ee, bu arada <laughs> tabii bir kupa haftasında geride bırakmış oluyoruz. Ee, Trabzonspor bu sezon çifte kupaya e, ulaşamıyor. Ee, yarı finalde ve daha etti Kayserispor'a mağlubu olarak gecenin maçında da Sivas Spor, Alanya Spor'u eledi. Bu iki karşılaşma izra Türkiye Kupası'ndaki yarı final maçlarını ekranlarınıza taşıyarak veda edelim sizlere. Tekrar görüşmek üzere.